gök gürültüsü, şimşek, fırtına, yıldırım haberleriyle geçti. Peki böyle havalarda şemsiye taşımanın ya da mesela banyo yapmanın ölüme bile yol açabileceğini hiç düşündünüz mü? İşte uzmanların ezber bozan uyarıları. Metallerden uzak durmak lazım. Hedefi küçülteceksiniz. Ağaç altına girmeyeceksiniz. Bir ev, bir yapı varsa onun içine girmek daha korunaklı. Havalar bir sıcak, bir soğuk, bir fırtınalı. Peki neler yapılmalı, neler yapılmamalı? Uzmanlar uyarıyor. Bir kere fırtınalı havada şemsiye kullanmamak gerekiyor. Çünkü içerisindeki metal parçalar yıldırımı üzerine çekebiliyor. Diyelim yolda, caddede yürüyorsunuz. Böyle bir durumda şemsiyeyi açmayacaksınız. Çünkü şemsiyenin ucundaki o sivri metal bir hedef teşkil ediyor. Uzmanlar fırtınalı havada banyo yapmayın diyor. Çünkü eğer yıldırım evinizin yakınında bir yere düşerse metal borular elektrik yükünü iletebiliyor. Bu da büyük bir tehlike yaratabiliyor. Duşta olmamanız lazım. Etrafınıza sizin bir yıldırım düştüğü zaman bu su borularından ve metallerden elektrik akımı size kadar gelebilir. Tabii fırtına sizi hiç olmadık yerlerde de yakalayabilir. Bunun için de yapmanız gereken basit bir yöntem var. Oturacağız, ayaklarımızı birleştireceğiz. Başımızda dizlerimizin içine koyup bu şekilde bekleyeceğiz. Kırsal alandaysak ağacın altına saklanmayacağız. Denizdeyseniz böyle 5 saniye 15 saniye içerisinde denizden çıkmanız lazım. Cep telefonu, kulaklık gibi hayat kurtaran eşyalarda yıldırımı üzerine çekebiliyor. Yani siz olun, bana bir şey olmaz demeyin. Fırtınalı havalarda bunlara dikkat edin.